Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi kapattın. Açıkla demin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar birkaç tane mevzu yapacağız. Birincisi merak. Yok sorayım size. Sorayım. Allah'tan bahseden, Allah'ın ispatından bahseden yer var. Ondan mı yapayım? Ahiret inancı, evdeki sıkıntı, evde ve bizim sıkıntılarımız. Tamam. Bak, bir, merak, haf damarı, hırs. Bunu okuyayım. Allah'ın ispatına dair yer mi okuyayım? Aile hayatında ve kendi özel hayatımızdaki buhran ve bunalımın sebebi. Bundan mı okuyayım? Hangisini istiyorsunuz? Üç tane konu. Üçüncü iyidir. Bu, birincisi bak, merak ve Allah korku damarı vermiş. Korku, hırs. Üçü bu bir paket. İki, Allah'ın ispatına dair parçalar. Üç, aile ve şahsi hayatımızda, içsel hayatımızdaki sıkıntının sebebi ve çözüm yolu. Üç mü? Üçünden karışık olsun abi. Üçünden karışık olsun. Bak, benim dediğim zaten istediklerim olmuyor. Peki. Allah ver. Madem öyledir, hazar et. Dikkatle bas, bakmaktan kork. Evet, şu alar, madem bunu istediğiniz çoğunlukla, konumuz şu, mevzumuz. Aile hayatımızda sıkıntının sebebi nedir? Nasıl çözüme ulaştırılır? Aynı zamanda bu sıkıntı içsel hayatımızda nasıl çözeriz? Konu o. Şu alar 223'ten okuyorum. 1. İnsan sahil hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misullü. Yani hayvanda olmayan bir özellik var. Yani çok özellikler insanı var. Bir tanesi de ev hayatı var bunlarda. Mesela bugünlerde başka bir insandaki çok ciddi ama çok insana pek hatırımıza gelmeyen hayvanla insanı ayırt eden bir özellik var. Nedir o? İstediği halde yapmamak. Terk etmek. Bu insanda var. Mesela bir şey istiyorsun. Mesela televizyona bakayım. Hayır ya bakmayacağım. İstediğin halde reddedebilmek. Terk bu. Bu insanda var. Sırda yok öyle bir şey. Otu isteyecek, öyle ama haramdır benim için, şimdi yenmez. Demez. İnsanda bu var. Mesela insanı psikoloji sıkıntılardan kurtaracak en büyük sayık sebep ibadet değil. İbadetten önce terk. La ilaheler. İlk önce terk. Günahları terk, sonra ibadet geliyor. İlk önce terk. Mesela iman olabilmesi için küfrü terk. La ilahe illallah. Ondan sonra oluyor. Yani putlaştırdıklarımızı terk etmek. İlk önce putları terk etmek. Sonra iman ettiklerimiz. Şimdi insanı hayvandan ayıran en büyük özellikten bir tanesi de hanesiyle ciddi alakadar. Teyzemin çocuğu, amcamın çocuğu, halamın çocuğu. Maalesef uyduruk kelimeler geçiyor. Bunu da benim Nurcu kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim kullanması benim ağrıma gidiyor.
yavrulardan girmiş, kuzenim diyor. Ya kuzenim ne demek kuzenim ya? Teyzenin oğlunu, alam, halamın oğlu, dayımın çocuğu demek sana ağır mı geliyor? Algılayamadım, anlayamadım, kavrayamadım, düşünemedim, niye demiyorsun? Ne kavra, algılayamadım. Sen cihaz mısın ya? Kuzenimin oğlu, teyze çocuğuna kuzenim oğlu diyor, dayının oğluna da kuzenim diyor. Kuzenim, ne demek kuzen ya? Dayımın oğlu desene ya, bak dayı. Familya zayıflamasını gösteriyor. Aile bağlarının zayıfladığını gösteriyor. Bay bay diyor, selam selam söylettirsene çocuğa. Hadi yavrum teyzene, halana bay bay söyle. Selam selam söyle, selam. Selam selam. Bay bay. Selam selam. Ondan sonra çocuk bana itaat etmiyor. Verdiğin malzemelerle cevap veriyor sana. İnsan bir, sahi hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu misürlü dünya ile de alakadardır. Akaribi ile münasebetdar olduğu gibi nevi beşer ile de ciddi ve fıtri münasebetdardır. İlk önce malzemeleri veriyor, önermeleri veriyor. İnsan kim? Bir insan hayvana muhalif olarak hanesiyle alakadar. Ondan sonra hanesiyle alakadar olma nispetine bakın, çapına bakın. Dünya ile alakadar, dünyanın herhangi bir yerinde bir şey olduğu zaman rahatsız oluyoruz. İyi bir şey olunca da memnun oluyoruz. Böyle bir alaka çapı geniş. Sonra akrabasıyla münasebetdar. Akraba. Akrep değil de akraba münasebeti var. Çapına bakın. Olduğu misürlü nevi beşer ile de alakadar. Yani bütün insanlık için de alakadar. İnsanın kurtulması adına seferber olmuş tebliğ yapılıyor mesela. Değil mi? Onlara fedakarlık yapılıyor. Nevi ile alakadar yani. Bağlara canım bu insanlar diyemiyorsun. Orada bir tanesi ağlasa sen burada iştahlı yemek yiyemezsin. Varsa vicdanın. Varsa vicdanın orada. Diyorsun insanlıktan uzaklaşmış. Tabii canım insan böyledir ya. Sığır değiliz ki. Sığırı bir tane kessin her ötekisi otluyor. Sen orada bir tanesinin işkence ve açlıktan ölüyor. Sen burada rahat yiyebilir misin? Sığıra desen ki sığırcığım bak biraz önce bir yük sen yedin ya. Bırak da bu yesin. Hayır. Ölse ölüyorum dese ötekisi vermez. Niye vermez? Sığır olduğu için. Sığırlar vermez. İnsanlar verir. Hatta fedakarlık yapar yemez yedirir. Tamam mı? Böyle bir insan yapısını çizdi. Şimdi böyle insanın çapını çizince alakadarlığından dolayı da sıkıntı çapı da büyük. Şimdi nasıl çözeceğiz? Tamam mı? Yani çapını genişlettiriyor. Bir, kendisiyle alakadar, hanesiyle alakadar, dünyayla alakadar, akrabasıyla alakadar, bütün insanla alakadar. Böyle bir çapı var mı? Bu alakadarlığın da faturası gelecek tabii. Şimdi nasıl çözeceğiz bunu? Mesela bir düşünce geliyor böyle. Allah her şey bu. Bitti dünya. Hayat anlamını yitirmiş, intihar seçenek olmuş. Bir düşünce ya. Hayat anlamını yitirmiş. Kontrol edemiyoruz yani düşünceyi. Ne yapacağız şimdi? Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide de bekasını, aşk derecesini arzuluyor. Aha daha, Ali daha ileriye götürdü. Şimdi yaşamak istiyoruz, beka istiyoruz. Ebed de istiyoruz. Dünyanın çapının dışına çıktı. Ebed istiyoruz. Var mı dünyada? Ebed var mı? Yok. Peki madem yok, ben niye istiyorum? Ebedi ben niye istiyorum? Var mı burada dünyada? Demek ki oradan bana sıçramamış. Şöyle diyeyim. Şimdi kahveye gitseniz sigara siner ya. Ektarcı dükkanına da koku siner. Nerede gitmişseniz alameti vardır. Şimdi demek ki bizim ruhumuz baki denen bir yerden uğramış. Oralardan gelmiş ki bizde beka arzusu var. Şimdi alakadarlığa bakın. Bir, kendisiyle alakadar bir düşünce onu dibe indiriyor. Öyle mi abi?
Onu bir güzel fikir kuyudan çıkarıyor. Eviyle alakadar, akrabasıyla alakadar, değil mi? Ondan sonra insanlarla alakadar, sonra dünyayı bırakıyor, beka ile de alakadar. Çapı bakın, çapı ne kadar genişledi. Şimdi diyebilir miyiz ki hiç kimse, ya bu alakadarlıklar beni hiç alakadar etmiyor, enteresan etmiyor diyebilir misin? Ya beka varmış, bana ne canım, kim istiyorsa dert onun olsun. Yok, hepimiz istiyoruz. Bir gün olsa ki, bir böyle bildiğim tanıdık ölü, ölüm cenazesi haberi gelmese. Ben gidiyor, beka istiyoruz. Peki devam ediyor. Midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri içinde tedarik etmeye fıtraten mecburdur çabalıyor. Allah Allah, şuraya bak. Mide için, midenin ihtiyacını gidermek için bak ne kadar sıkıntı çekiyoruz. İstersen giderme. Öyle mi? Mide bir organ değil mi? Kalp da bir organ. Kafa da bir organ. Onlara hakim olan ruh da var. İnsaniyet midesi de var. İnsaniyet var. Hani diyoruz ya, insanlığın ne oldu ya? İnsanlığını mı kaybettin? Yani mide istediği gibi kalp de gıda istiyor. Akıl da gıda istiyor. Ruh da gıda istiyor. Ne vereceğiz şimdi? Mideye verdim ekmek. Tamam. Akla ne vereceksin? Akla nasıl istikamet vereceksin? Malzeme? Yok. Bak arkadaşlar, işim biraz bu olduğu için söylüyorum. Ya bir düşünce, ya bir tekrar ettim ama bir daha vurgulayayım. Bir düşünce, olumsuz bir düşünce, olumsuz bakmak adamın dünyasını yok ediyor. Bu kadar hassas bir cihazın üzerine oturuyoruz. Ufak bir hareket, ibre seni yanlışa getiriyor. Hani var ya, ufak bir araba kullanırken otobanda ufak bir hareket, tak tak tak, bitti. Böyle dalin amin. Yani böyle bir hassas cihazlarla donatılmışız. Mide istiyor mu? İstiyor. Kalp istiyor mu? İstiyor. Sevilmek istiyor mesela kalp. Sevmek istiyor mu kalp? Dayanak noktası istiyor böyle kalp. Akıl doğru malzeme istiyor. Doğru düşünmek istiyor. Olumsuzlukları duymak istemiyor. İstemiyor. Ama kurtulamıyor. Bir üzüm tanesi yediriyor bu dünya, 10 tane tokat vuruyor. Böyle bir ruh genişletti çapını. Ve öyle arzuları ve matlapları var ki, ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. Bir de bu yetmiyormuş gibi öyle matlapları var ki, talep ettiği arzular, hedefleri gayesi, dünya ve galaksi, samanyolu hiçbirisini versen tatmin olmuyor insan. Helmin mezit daha yok mu diyor. Öyle değil mi? Mesela Ümraniye sana verse tatmin olur musun? Daha çok ister. Daha çok ister. Elimize geçtiği kadar fakirleşiyoruz, farkında mıyız? Elimize geçtiği kadar özgürlüğümüzü kaybediyoruz. Çünkü onu korumak için bütün himmet gerekiyor. Ne kadar terkler varsa o kadar hürüz. Ve o kadar da zenginiz. Hayatın dayatmalarından kurtuluyoruz. Ne kadar terkin varsa o kadar insanlığımız yükseğe çıkıyor. Yoksa köleleşiyoruz. Elimize palangalar vuruluyor. Terkler nispetinde insan kemalat buluyor. Terkler nispetinde. Hürriyetimizi elimize geçirdiklerimiz, talep ettiklerimiz kaldırıyor. Arzu ettiğimiz hedefler bizi köleleştirmiş. Olmazsa olmazlarımız var ya, mahvetmiş hayatımızı. Bir daire alalım diye, kiradan kurtulalım diye 20 senemiz mahvoldu. Öyle mi değil? Gece gündüzümüzü kattık. Ne akraba kaldı, ne bir dinlenme kaldı. Hür müyüz? Ne? Olsun da kirada ol ya. Zaten dünya kiralık. Dünya zaten kiralık.
Dünyada bari kiracı gibi otur ki çıkması kolay olur. Ev sahibi gibi oturursan çıkması çok zor olur. Nasıl terk edeceksin ya? Köleleştirmiş bizi ha? Bu da bir de bu. Ne kadar matlaplarımız var? Hür olmak istiyoruz. Ama her talep ettiğimiz, istediğimiz her şey bizi köleleştirmiş. Hapsetmiş ona. Çık hadi o isteğin dışında. Başka? Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini fakat sonra Adem'e ve hiçliğe düşmenizsini mi istersin? Bak çocukluğunda sormuş Bediüzzaman Hazretleri. Demiş ki sana 1 milyon sene ömür ve dünya da senin, dünya saltanatı da senin komple küre ama sonunda hiç olacaksın. Böyle bir şey mi istersin? Yoksa baki fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin? Yani geçici böyle uyduruk bir ceset, ruha göre uyduruk fakat sonunda baki bir hayat olacak. Yani geçici bir vücuta kanaat et, bekaya geçeceksin. Ebedi olacaksın. Bunu mu istiyorsun? Yoksa 1 milyon sene ömür, dünya küre yuvarlak senin. Ama sonunda hiç olacaksın. Hangisini isterdik? 1 milyon dahi 10 milyon olsa ne oldu? Bitmeyecek miyim? Ne kadar büyük olursa olsun sonu değil midir? Büyük dahi olsa sıfırdır sonsuzun karşısında. X bölü sonsuz matematikçiler bilir. Sıfırdır. X mesela 10 milyar sene bölü sonsuz. Hiçbir derim. Ha, küçüklüğümde sordum diyor. 1 milyon sene ömür, hastalık yok, dünya yuvarlak. Senin bunu mu istersin? Yoksa geçici böyle bir format atacaklar. Yani 5-10 sene, 60 sene, 70 senelik bir ceset ama sonunda ebedi bir hayat. Arkadaşlar bu iman nasıl bir şey biliyor musunuz? Başıma geçeni dün başıma geçen bir şey anlatacağım. Bir kardeşimiz, hanım kardeşimiz kanser. Doktorlar demiş ki, her akrabasına derken duymuş. 15 gün içinde her şeyi bekleyiniz. Ha? Bunu biliyor. Şimdi başladı 15 gün. Halide vardı değil mi? Ondan sonra bunu duyuyor. Şimdi diyorum ki, onunla ben telefonla konuşurken, bak imana bak bak. Şimdi oturmuşsunuz beni dinliyorsunuz. Ben de konuşuyorum. Tuzumuz kuru. Konuşursun tabii. Şimdi ne olur bir hayal eder misin? Doktor Allah göstermesin ama öyle. Ders dinlemek için yapalım. Deseler ki kansersin sarmış. Maalesef her şey hazır ol. 15 gün içinde öleceksin. Ne yapardın hayatında? Hemen ne olur? 10 saniye mühlet. Neyi yapmazdın? Şunu yapmayacağım. Hemen ben bunu yapmayacağım, terk edeceğim. Hemen şunu yapacağım. Terk ettiğin bir tane şeyi hayal et. Şunu terk edecektim. Şunu da hemen başlayacaktım. Söyleyebileceğim. Böyle içinde hemen hatırınıza geldi değil mi? Deme ama. Deme istemiyorum. Neyi terk edeceğinizi demeyin. Bilmek istiyorum. Hatırına geldi değil mi senin? Şunu terk edecektim. Niye terk etmiyoruz ki şimdi? 15 gün var mı ki? Bak. O kardeşimiz ne demiş biliyor musun? Doktor bey, ölürsem şehidim, kalırsam hizmetteyim. Bizim için problem yok diyor. Yaşamakla ölüm eşittir diyor. Ya bu burada ataman, burada konuşursun ya koltukta. O anda bu denilecek şey mi? Nasıl demiş? İman değil mi? Ha buna sahip olmak lazım. Onun için anlattım. Bunu elde etmek lazım, bu imanı. Bu imanı elde etmek lazım. Bunun hastasıyım işte ben. Bu imanın hastası benim. Bunun peşinde, işte bunun peşinde olursan zengin olursun. Helal olsun. Denilir mi o?
Hayal ettin mi abim sen? Şimdi doktor diyor ki her şey hazır ol. 15 gün en fazla sarmış. Ne hissederdin Resul? Şimdi başıma gelmedi abi. Başıma gelmedi. Ama rengin bile değişti. Peki neyi terk ederdin? Hatırına bir şey geldi mi? Deme de. Neyi terk ederdin? Var mı bir şey? Çok şeydi abi. Ne yapardın? Yeni yapmadığın bir şeyi. Onun hizmetle. Niçin söyledim biliyor musun? İyi dinleyin şimdi. Şunu terk ederdim, şunu yapardım. Demek ki onu yapmıyorsun. Eğer hiçbirinizin hatırına bir şey gelmiyorsa ne mutlu. Çünkü onu yapıyorsunuz. Bahtiyarsınız. Ya şunu terk ederdim. Hatırına gelmiyorsa demek ki terk etmişsin. Şunu yapardım diyorsan zaten yapıyorsun. Mübareksin sana, korkma. Eğer şunu terk ederdim, bir tuzağa düştünüz yani şimdi. Hatırınıza geliyor, geldiyse daha imanımız ona kafi değil. O terk ettiremedi daha. O terk etmek istediğimizin terk etmeye gücü yetmedi. Ya Allah o imanı versin ya. O imanın talibçisiyiz. Ya. Baktım ki ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Yani geçici bir format, bir ceset ama bundan sonra sonsuz. Bunu istedi diyor. 1 milyon sene dünya saltanatını istemedi. Ölümü toprağa girmek mi zannettik? Kabir nedir biliyor musunuz kabir? Hakikattan sizi suretinize atan, hakikattan kopartan her şey kabirdir. Tabut ise hazır zamandır. Gündelik hayatı kurtarmak, hayatın kendisi tabuttur. Hazır zaman tabuttur. Gündelik anı kurtarmak düşünen insan tabuttadır. Ölmesine gerek yok, zaten ölmüş. Kabir toprak değil ki. Adam mesela ben şimdi yapayım siz de bakın görmüşsünüzdür. Caddede yürüyor tamam mı? Şöyle. Kendi kendine yapıyor değil mi bu? Etrafında haberi var mı? Nerede? Küfür de ediyor. Küfür de ediyor değil mi? Gömülmüş bu şimdi. Orada sizin bulunduğunuz yerde yaşıyor mu şimdi bu? Hayır. Orada yaşamıyor. Senin yanından geçerken yaşamıyor. Bu ne düşünüyorsa oraya gömüldü. Buranın ölüsüdür. Şu geçtiği yerin ölüsüdür. Buradan öldü. Neyi düşünüyorsa orada dirildi. Kabir, hakikattan koparıp, hakikattan bizi surete atan her şey kabirdir. Ölüler, ölüler ölümden korkarlar. Hakikat bin insanlar, burada öteleri yaşadıkları için zaten ötelere alışmışlar. Öteye gitmekten çekilmezler. O zaman cümlemi söylüyorum. Hakikatımızdan koparıp bizi surete atan her şey kabirdir. Gündelik hayatı düşünüp kurtarmaya çalışmak tabuttur. Tabut. Yani kabir efendim dünyadan kopacaksın. Neyi kopacaksın? Ya ölsem de kurtulsam. Ölümü bayılmak zannetmiş. Ölsem de kurtulsam diyor. Dedim ölümü bayılmak mı zannettin? Feyne tezhebun. Feyne tezhebun. Nereye? Nereye gidiyorsunuz? Bu gidiş nereye diyor. Ben demiyorum da Kur'an söylüyor. Ben de kendime söylüyorum. Bu ne? Ölümü bayılmak mı zannettik? Nereye gidiyor? Ölsem de kurtulsam. Ya intihar etsem de kurtulsam. Allah Allah. İntihar kurtuluş zannetti. Sineklerin ısırmasına böyle kaçıp canavara giriyor. İntihar edeceksin orada gidecekler. Oo hoş geldin. Hoş geldin ya. Nereden geliyorsun ya? Vallahi kıpırtayla atladım. Aferin gel buraya. Yorulmuşsundur ya. Bir ekmek arası balık verelim sana.
Bak bir adam vardı bizim memlekette, Çaylı'da. Fenerbahçe maçını izlerken çok şişmandı. Gol yiyince Fenerbahçe, vallahi kalp krizinden ölüyor o koltukta. Şimdi onu da alacaklar, mükennekil. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nereden geliyorsun? Maçtan geliyor. Öyle diyecek. Maçtan geliyor. Ya, şimdi ne, nereden gitti yani? Maç gol yiyince gol yedi yani. Gol yiyince golü yedi. Şimdi esas şeyi demek istiyorum yani, ölsen de kurtulsak. Ya, ölüm kurtuluşu. Burada küçük bir sıkıntıya tahammül edemiyoruz da hemen inter falan düşünürüz. Ne, inter çıkış mıdır? İnter, sineklerden kaçıp canavara, ejderhaya kendini hedef etmektir. Ya. Hasan abi, intihar eden ebedi cehennemlik midir? Evet. Çünkü 52 kebair var. Onları 7'ye indirgenmiş. Onlardan bir tanesi kalptir. Kalp. Adam öldürmek. Adam öldürmenin en büyük hani derecedir ya, içki satmak, içki taşımak, içki içmek vesaire. Hepsi farklı ya günah. Adam öldürmenin en büyüğü kendini öldürmektir. Karşıyı öldürmek ikinci sırada geliyor. Ya. Mesela zina, mesela bekarın yapmasıyla verilen ceza, evli olanın yapmasıyla verilen ceza farklı. Kendini öldürmeyle karşıyı öldürmek farklıdır. Peki İslam hukukunda o hakkın olmadığı bir şeyde masum bir insanı öldürmenin cezasını Allah ebedi cehennemliktir diyor. Peki kendi kendine öldürme yetkin var mı? Bir de yani şey olduğu zaman idamda yani akıl baştan gidiyor. Ha, İmam-ı Gazali diyor ki, İmam-ı Gazali onu girmek istemiyordu. Şimdi bir insan hayata aşıktır diyor. Bir insan hayata aşıktır. En ufak tırnağının acısına dayanamaz. Ölmek istemez. Umumi bir yoldur, kimse ölmek istemez. Yani bu istisna diyor ki, insan bazen cinler, bazen ervah-ı habise, bazen başka sebeplerden dolayı buhran, beyni bloku olur. İşgal altında olur, ne yaptığını bilmez. Mesela bazen öyle bir asabi olur ki ne yaptığını bilmez, ne konuştuğunu bilmez, karıyı boşar. Sonra desene ki sen karıyı boşadın, vallahi öyle bir şey demedim diyor. Ne söylediğini hatırlamıyorsa buna cununluk deniliyor, cununluk. Yani asabilik ama delilik seviyesinde. Bu boş sayılmaz. Cununluk seviyesinde. Eğer söylediğini hatırlamıyorsa, içki içip de karıyı boşasa boş sayılır. İçki içtiği için. Şimdi, eğer cin kendi ihtiyarı ve iradesinin dışında ervah habiseler ve cinlerin blok etmiş, ne yaptığını bilmiyorsa, İmam-ı Gazali diyor ki, o mesul değildir. Ha, o istisna. Peki, işte ne dedik? İnsan niçin mutlu değil? Bir, kendisiyle alakadar. İki, çapına bakın. Hulasa ediyorum, sonra cevap aşığına giriyorum. Kendisiyle alakadar, hanesiyle alakadar, insanlarla alakadar, dünyayla alakadar. Yetmiyor. İnsanın nihayetsiz matlapları var, ebedi uzanan arzuları var, istekleri var, değil mi? Ebed istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz, hastalık istemiyoruz. Bak çapına bakın, istek hattına bakın, ne kadar geniş. Ondan sonra başka ne vardı? İnsaniyeti var, mide bir şey istiyor, kalp da bir şey istiyor. O da bir organ, akıl da bir organ, o da istiyor, ruh da istiyor. Latifeler de istiyor. Bu istekler içerisinde hurda haş olmuş bir insan nasıl mutlu olacak? Tamam, buraya kadar hep buydu. Şimdi cevaba geçiyorum. İşte madem mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Böyle bir insana soru sordu. Dedi ki, bir böyle bir isteklerle donatılmış bir insana soru sordu ustad. Dedi ki, sana 1 milyon ömür. Dünya da senin, ümraniye değil, dünya senin. Hastalık yok,
Bunu mu istersin dedi. 60-70 sene sıkıntılı bir hayat ama sonunda ezeli ve ebedi sonsuz bir hayat. Hangisini istersin diye şeye sormuş, vicdanına sormuş. O da demiş ki ebedi isterim. 60 sene geçici olsun ama sonunda sonsuzluk olsun. Niye? Çünkü 1 milyon ömür dahi olsa sonunda bitecek. İnsan sonluya talip olmaz. Böyle bir insan. Tamam abim. İnsanın bir hizmetkarı olan hayali 1 milyon seneye razı değil. Bu dünya lezzetleri insanı tatmin etmiyor. En lezzetli şey, Kemal burada mı görüyor muyum? En lezzetli şey diyelim ki Mercedes servisçi olduğu için. Adam ömrünü veriyor bir jip alayım. Tamam mı? Kaç gün ona biner de şeyini yapar, şeyini keyfini alır? 15 gün. Evet. Evlensem der 6 ay. Ondan sonra olur çorba. Baklavadan çok lezzet ne zaman alınır? İlk dilimde. İkinci dilim düşer. Baklavanın lezzeti düşer. Üçüncü dilim. Yani hep böyle değil mi? Dünya elimize geçtikçe çorba oluyor. Ne olursa olsun. Ahiret işi böyle değil. Yani insanı tatmin etmiyor. Elbette gayet cami mahiyet insaniye ebediyetle fıtratın alakadardır. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüz-i cüz-i ihtiyari ve fakr-ı mutlak bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine, bir medar-ı saadet ve lezzet, bir medar-ı istimdat, bir merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Bunları, yani içsel dengemizi, duygularımızı, birbirine çelişen, çatışan duygular var, fikirler var, istekler var. Yani ölmek istemiyorum, BK istiyorum, şunu yapmak istiyorum, her şey mükemmel olmasını istiyorum, bir sürü şeyler var. Vesaire biraz önce saydığım şeyler. Bunların çaresi ahirete iman artma nispetinden ortadan kalkıyor. Bunların çaresi ahirete iman. Mesela bak uygulayayım. Evde haddini bilmeyip hududunda kalmayan, küçük bir hakkını karısından almak isteyip de bağırıp çağıran ama güya bir hakkını isterken bu kadar haklara tecavüz eden çocukların, masum çocukların körpe dimağlarına o şiddeti göstermek, onun yanında bağırıp çağırmak, o körpe dimağa zarar veriyor mu, vermiyor? Korkmuyor mu çocuk? Böyle şiddetli şiddet ortamında büyüyen çocuk nasıl olur? Güvensiz bir çocuk olur. Kendisini kötü hisseder, güvende hissedemez. Çünkü en güvendikleri birbirine güvenmiyorlar. Çocuğun en çok güvendiği anne babasıdır. En çok güvendiği dağa kar yağar. Peki anne babasını da birbirine güvensiz, onun aleyhinde onun aleyhinde bulunursa, o ailede, o çocukta güven duygusu olur mu? Özgüven olur mu? Özgüven yoksa onda huzur olur mu? Peki çaresi nedir? İnsan evde haddini bilirse hududunda kalır. İçsel dengeleri, istekler var. Bir sürü insanlar var, tam zulümlere uğruyor. Bunların tek yegane çaresi ahirete iman. Ahirete iman artarsa, mesela bak biraz önce bir misal vermiştim. Doktor diyor ki, bir daha tekrar edeyim. 15 gün içinde her şeye hazır ol. Kanser. Tamam mı? Bak şimdi imana bak. İmam bunu falan bağırıp çağırması, intihar etmesi lazım. Başkasını söyleyeyim. Çapa'da asistan doktor Nur talebesi söyledi bana. Adama tahlil perşembe günü gelmiş. Günü de unutmuyor. Adamı yatağında çağırmışlar. Çapa'dan inmiş. Doktorların odasına, heyete. Mühim bir adammış. Dedi ki beyefendi maalesef. Sana çok güzel haber vermek isterdik ama maalesef vücudunuzu sarmış. Adamı görecektin diyor abi diyor kendisi aslan. Aslan böyle denmez ama dedi onlar döçaktı onlar söyledi dedi. Bak şimdi ne olmuş bak. Adam hiç ses yapmadı. Dosyayı eline verdik. İstersen dedi ya pek çaresi yok bunun dedi.
kemoterapi alabilirsin. Sana bağlı ama ses atmıyor ama bize sorsan hiçbir faydası yok dedi. Peki doktor bey dedi. Aldı, hiç ses yok. Çıkmış. Ya komşuna içecekti hafta. 15-20 dakika sonra hemşire bağırarak ve haber öyle geliyor. Adam yatağında ölmüş. Kanserle mi öldü? Sebep noktasına? Hayır. Kalp krizi geçirmiş. Bak, bu bir tane örnek. Bir hanım kardeşimiz 15 gün içinde her şeyi bekle diye eline rapor veriliyor. Diyor ki, doktor bu üzülmediğini görünce demiş ki, dedim anladınız değil mi? Anladım, gayet iyi anladım dedi. Çok rahatsınız dedi hanımefendi. Bana da diyor ki, bana şöyle demiş, doktor bey, sağ olursam hizmetteyim, zaten hizmetteyim. Vefat edersem şehitim. Baktı böyle, baktı. Adam sanki kanser bu adam. Dedi ki, bu imanı nasıl elde ettin dedi ya. Görüyor musun? Ahirete iman, aklına, dimağına istikamet koymuş. Kalbine müthiş bir güven koymuş. Allah var, problem yok demiş. Ahirete iman. Duyguların çapraşık duygular istikamete girmiş. Yani akıl ile kalp çatışmıyor. Akıl gündelik hayatı yorumlar. Kalp ebedi, ezeli. İkisi beraber oldu mu kıblesine koydu. Bakın ona o güveni veren iman değil midir? Bak yaşarsam hizmetteyim, vefat edersem şehidim. Buna bu ruhu veren nedir? Adama hizmet. Hizmet. Ya iman. Ahirete iman. Ya hizmet gel dedim ya. Evet. Bedava verilmiyor. Gelmedin bu akşam. Evde otursaydın bunu duyacak mıydın? Kimseye verilmiyor öyle. Evet. Arkadaşlar. Bu şimdi koltukta oturuyorsunuz ya. Halıda oturuyorsunuz. Rahatsız değil mi? Ben de rahatım. Ama inanın bana Allah etmesin diyeceğim ama edecek. Ölüm kapımıza gelecek. Hayatta en kesin gerçek ölümdür. Ölüm bir kitabın ön yaprağı değil arka kapağına benziyor. Ölümle hayat öyle demiş bir tanesi. Bir kitabın demiş ön kapağı var bir de arka kapağı var. Bu ön kapağı hayat, arka kapağı da ölüm. Hayat nedir? İkisi arasındaki sayfalar. Ömür bir sayfedir diyor. Asensi ömrüm bu. Ön kapak, hayat, yuhyi. Arka kapak, yümit. Al bakalım koltuğun altına. Hadi öyle dalin amin. Allah yolunu açık etsin. Kardeş, her şeyin çaresi iman. İmanımızı artıracağız. Peki abi bizim imanımız etmiyor. Anne babadan kalan miras iman yetmez. Anne babamızdan toprak kaldı ya, arsa, bina. Onun gibi ana babamızdan örf, anane, gelenekten Allah inancımız bu cemiyette yetmez. Hastalık musibetlere tahammül vermez, veremez, gücü yetmez. Böyle mesela akü gibi misal veriyorum. Mesela bir akü düşünün, arabanın aküsü, sağlam bir akü. Kemal nerede? Marşa basıyoruz. Marşa. Başka tamirci var mı burada? Bak tamirci bak ne yapar? Sağlam bir akü düşünün. Lan 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 lan. Çünkü sağlam akü. Orta akü. Kaptı. Tamam ama baygınlık gibi. Başka bir akü. Kıt kıt. Kıt kıt. Var ama marşı çevirmeyecek kadar. Kıt. Aynen aküde misal kalp. Bir sağlam kalp ki namaz. Namaz marşını bastı. Başka bir kalp namaz. Baygınlık gibi gene kaptı namazı da. Bir kalp düşün ki namaz diyecek değil mi o çıktı. Hani biz tesbih yapıyoruz ya. Zümcelali subhanallah. Subhanallah su. Ne diyorum bak su. En son su. Subhanallah suya dönüşüyor.
Çünkü başka çaresi yok. O hızda sonunda Subhanallah diyebilmek mümkün değil. Su olması lazım. Aynen gibi yani. Çevirmiyor. İmanı arttırmak lazım, şarj etmek lazım. Ne misal verdim? Ana babadan kalan akü bizim arabamızı götürmez. Şarj atölyesini götürmek lazım. Ceddüdü imanikum bila la ilahe illallah. Peygamberimiz diyor değil mi hadis? İmanınızı tazeleyin. Yetmiyor. Demek ki içsel hayatımızdaki o birbirine tutarsız duygular ahirete iman nispetinde istikametini koyuyor. Evde kadına çocuğa bağıracaktın. Bir dakika ya dur ya. Haddimi bileyim, hududumda kalayım. Bana ne kadar hak verdi? Merhamet hakim oluyor. Adalet değil. Evde adalet olmaz kardeşim. Yeni evlenecek gençler. Evde adalet yapmayacaksınız. Evde adalet geçmez. Evli olanlar. Evde adalet yok. Evde adalet yaptın mı sıkıntıdan kurtulamazsın. Ne olacak? Evde merhamet, şefkat, hakim kılacağız bunu. Şefkat, merhamet, fedakarlık. Adalet değil, vermeyi. Sen. Tamam haklısın veya ver. Merhamet ve şefkatı hakim kıldık mı orası bize küçük bir cennet olur. Yoksa eve akşam gelmek cehennem olur. Eve cehennem gibi olur. Oysa evi küçük bir hanesi cennet idi. Yani imanı bil ahiret aile hayatımıza hakim olursa, bize hakim olursa dünya cennet olur. Ne psikoloji doktorlar ne anlatınsa anlatsın. Kardeşim ben ruhsal bir psikolojiyim. 300 küsür tane psikoloji dersi yapmışım. Her birisi en az bir saattir. 300 küsür tane psikoloji dersi yapan la fahrela gurur. Bunun çoğusunu diyeyim psikologlar, psikiyatristler dinliyor. Çünkü klinik psikolojisi değil, bedensel hormon psikolojisini anlatmıyoruz. Ruhsal psikolojiyi anlatıyoruz. Bunu diyen adam diyorum ki bu kadar psikolojinin imanını arttırmak kafi. Ne anlatsın, anlatırsa anlatsın doktor, mutlaka düşüncene hitap ediyor. Diyor ki, düşünme, takılma ya, meşgul olma ya, unutmaya çalış. Onu ben de biliyorum, sen de biliyorsun zaten. Hasta kadın da biliyor. Ya niye onu düşünüyorsun? Onu unutmaya çalış, onu dinleme, televizyon aç yap. Ya ben size kadın gelince dışarıya atla, bunu diyor. Düşünme diyor. Kadın zaten onu da biliyor. Düşünmek için itici bir güce karşı düşünmemek için güçlü bir güç çıkartmasan düşüncede kurtulamazsın. O da iman. Ahirete iman artma nispetinde hem içinde huzur olur. Mesela ölüm geliyor, kalp krizi. Ahiret iman ya. Bak gördün mü? Kadına diyor ki doktor bey yaşarsam hizmette. Zaten öyle bir yaşıyor ki eğer kanser kalkarsa hayatında bir değişiklik yok. Ama kanser olduğum ey, ya ne yapsaydım ya, kaza namazlarım duruyor, başlamadım, kaza oruçlarım duruyor, televizyon internetlerle muhtela olmuştum, tamam tövbe olsun. Ya artık tövbe olur mu da? İnşallah olur. Musa Aleyhisselam'ın arkasına giden Firavun boğuldu mu? Yok. Musa'ya baktı ki onu açıldı kapanıyor, daha boğulmadan sağ. Ey Musa'nın Rabbi sana iman ettim dedi. Allah kabul etmedi. Bunun adı sekerattır. Yani yumurta dayandığı zamanki tövbe değil yani. O Kızıldeniz kapanırken tövbe değil. Artık eline verdiler. Ya Rab tövbeler tövbesi olsun. Mesela adamın gözüne perdeymiş katarat. Ya Rab televizyondan seyretmeyeceğim. Ne seyretsen ne olacak? Katarat zaten gözün kör oldu. Neyi seyretmeyeceksin? Fazilet yani. Şimdi 15 gün içinde her şey hazır ol. Tamam ya Rabbi internetlerden çıkıyor. Ya. İnternetlerden çıkıyoruz. Kaza namazıma başlıyor. Hı-hı. Kulaklarımı tek tek ödemeye çalışıyorum. Bütün evine şey gidiyorum. Ulan ne kadar zalimlik yapmıştın. Kimlerin parasının malı mülkünün üstüne oturuyorsun. Ne kadar ada kurbanın var. Hangisini kestin? Her adak kurbanı kesilmese şeytana inkılap ettiğini, her kulaktan ortaya çıkacak enerji beynini ve kalbini blok eden o negatif enerji olduğunu bilmiyor musun? Onun için sormuştum.
size 15 gün kaldı dese neyi terk ederdiniz? İki, neyi yapardınız? Demek onu yapmıyorsunuz. Yap. Ben kendime diyorum bunları. Demek ki kaç dakika oldum? 40 dakika. 40 dakika. 40 dakika. Biraz da gideyim istersen. He? Gideyim yoksa çay mı içelim? Tamam, tamam. Ha, demek ki çare neymiş arkadaşlar? İmanı bir ahireti arttırmak gerekiyor. Ahirete yakınım. Ben, hocam da burada değil mi? Hocam sen gördüm karanlıktasın ama nurlusun. 1,5 sene önce şöyle bir soru sordum. Yeni gelen cevabı söyleyeceğim. 1,5 sene hani benim biraz ahiretin üstünü açayım, ahiretin üstünü açayım, ahiretin üstünü açayım. Yani böyle ahireti burada hissedeyim, ahireti burada yaşayayım diye ahiretin peşine düştüm. Ulan ahiretin üstünü nasıl açalım hocam bak. Ahiretin üstüne öz baktım ki açtıkça başka bir perde, açtıkça başka bir perde, açtıkça ya olmadı yani. İstediğim evi aramıyorum yani, olmuyor, istediğim gibi olmuyor. Dedim ki ya bu ahiret nerede ya? Bak şimdi. Sakın ha bana kafir demeyesiniz. Ahiret nerede? Kürsüde böyle bir de vaaz yaptım cumada. Cemaat, bu haftaki hutbemizin konusu gidip de gelen mi var? Baktılar bunun. Veya aynı böyle ha. Allah var mı? Hutbenin konusu. Hutbede hoca Allah var mı diyor. Tamam. Şimdi tabi sonra tak 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 cevaplarını vermek için yap. Ahiret nerede diye, ya onu kaldırdım yok, onu kaldırdım yok, ya istediğimi varamadım daha. Seneler geçti, bir sene mi ne oldu, dedim ki bu ahiret nerede ya? Cumartesi, geçen cumartesi derse inerken abdesti aldım, artık iniyorum. Tam bir sene cevabı yok. Abdest aldım, havlu ile kurulanırken, bir baktım, bir ses, böyle, istersen şizofreni deyin. Aya ne dersin de. Dedi ki, ahiret nerede biliyor musun? Havlu ölümde, şok oldum, olacak bir yer değil yani. Abdest aldım tam, hani haletim şu, nerede? Nerede yani? Böyle bir soru sormuştum, hatırlattı bana. Ahiret nerede? Resul ne dedi biliyor musun? Ahiret nerede sordun ya, ahiret nerede, kim soruyor dedi bana. Biz sorduk ya, ahiret nerede? Cevaba bak. Ahiret nerede diye soran kim? Durdum. Kemal, durdum. Devam etti. Soran da. Bir daha diyeyim mi? Ben ahiret nerede ki üstünü aça aça bitiremiyorum. Zan yaptık, ahlak yaptık, niyet yaptık, zan bir şey yaptık. Nazar yaptık, manayı, ismi, evamiri, tekmini yapıyoruz da batını ders yapa, yapa, yapa. Ulan bir istediğim bir yere giremedim yani, istediğim bir şeyler var yani. Ondan sonra sordum da ya bu nerede ya bu ahiret? Cevap, kim soruyor bunu? Dedi. Cevap, kim soruyor bunu? Durdum, devam etti. Onda. Soruyu soranda, sorabilende, sormayanda yok. Sormayanda, soramayanda yok. Soranda. Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. İnsan şeceri hilkatın çekirdeği ya, çekirdekte koca çınar ağacı var mı? Yaprağı da var, dalı da var, bu da var, her şey var mı? Ama lütfen bıçakla çekirdeği yarıp da yaprağı dışarıdaki gibi içeride arama. Ahiretin sureti burada. Kim de kim soruyorsa onda. Çıkart kendini aradan, zahir olsun yaradan. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Yani değil ahiret, Allah bile. Allah diyor ki Celle Celaluhu, ya Rabbi ben seni tanımak istiyorum diyor insan. Allah da cevap veriyor. Beni tanımakta samimi misin? Evet ya Rabbi. O zaman beni tanımadan önce tanımanın şartı kendini tanı. Görüyor musun? Kendini tanı. Ne acayip ya. İman ne acayip bir şey bak. Kansere çare,
Fakirliğe çare. Ömür kısalığına çare. Her şeye çare ya. Adam bir şey dedi sana. Hanım da bir şey dedi. Sabır. İman. Yüzünü çevirdin. İman. Her şey ya. Geliyordunuz yağmurda şimdi. Araba geçti bir çamur. Salmak varken. Bir başıma geldi de böyle. Böyle makaslama yaptı adam. Ondan sonra arabada ama nasıl gidiyor? Ben de şöyle yaptım. Meğer görmüş. O içeride takip ettiler. Dört kişiydiler. Ondan sonra beni şok makaslama beni hop sıkıştırdılar kenar. Çık indi ikisi. İki tanesi duruyor. Geliyor camı da açtı. Söyle lan dedi. Böyle elini yaptın lan diyor. Söyle lan dedi. Dediğini şimdi söyle. Delikanlıysan. Ne dedim biliyor musun? Ne dedin dedi. Tamam ben şey hazırladım ben. Allah sizi nurcu yapsın dedim. Son ki 200'de giderken otobanda altına bir tane takoz koydum. Bir anda sarsıldı tamam mı? Küfür ettiğimi zannetti. Amin diyecek, demeyecek, diyemiyor. Diyecek ama böyle bir şok ama bir görseniz. O ona baktı, o da ona baktı. Hiç nasıl geldiler biliyor musun? Geri gitmesini bir göreceksin. Gitti. Hiç kıpırdamıyorlar. Ben gidene kadar ya hiç geçmediler. Ben de neyse onlara şey yaptım. Selam verdim. Çekim gitti. Evet. Abi aynısı benim de başıma geldi. Geldi mi? Geldi. Adamlar bir indi. Dört kişi. Dört kişi indi ha. Hemen geldiler yanıma. Gele gelmez. Ömer abi ne haber dedim. Ömer kim dedi ya. Kılınmış adam beni dövmeye geldi. Ben blöf yaptım. Ömer abi rastsın dedim adam. Bir evet yaptım. Seni Ömer abiye benzettim dedim. Gitti adam. Ben yani izlettim. Ya. Bir de böyle zulmetmişlerdi de hiç ses yapmadım. Hiç ses yapmayınca adam daha çok rahatsız oldu. Arabamın lastiğini doldururken böyle de. Ne öyle garip garip bakıyorsun dedi. Ne oldu yani dedi. Sıra bendeydi. Arabanın petrol ofiste lastiğine hava basacaktı. Ben önümde birisi vardı. Onun arkasında ben vardı. Benden sonra oydu. Adam o bitince pat diye geçti. Hem dolduruyor. Hiç ses yapmıyor. Dolduruyor. Son lastiğe geldi. Ben hiç ses yapmayınca böyle. Demek ki vicdanlı ya. Motor nasıl yanıyor bak. Diyor ki ne ya diyor. Aşağıdan yukarı dolduruyor havasını. Ya ne oldu yani geçtik sen. Öyle öyle bakma. Bir ses yapmadım. Pusu daha çok sinirlendi. Adalet varmış. Ne adaleti? Dünyada ne adalet mi adalet yok. Kendi kendine konuşuyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine. Yani ben diyebileceğim bir şeyi soruyor. Tamam mı? O da cevap veriyor. Diyebileceğim. Bu sefer hiç ses yapmadım. Lastiği şişirdi. Ondan sonra döndü. Arabaya binecek. Tamam mı? Binecek. Baktı bir anda şok oldu. Dedi kardeşim hakkını helal et dedi. Dedim ki ahirette görüşürüz. Adamın yarasına bastı. Ondan sonra ahirette görüşürüz deyince tamam dedi. Ben dedi hakkımı helal et dedim dedi. Günah senin başına dedi. İster et, ister etme dedi. Tamam dedi. Bindi çekip nasıl bir geri gitti. Çekip gitti. Değil mi? Çekip gitti. Ulan gittim havayı aldım. Birinci lastiği doldurdum. İkinci lastiği doldururken tak geldi. Geri geldiler. İyi baktım arabada. Ama o adam kusur. Eli böyle. Bakar mısın? Kardeşim. Yapma. Başımı belaya sokma. Şu hakkını helal et. Bir şartla dedim. Onlar da hava sıcak camlarda diğerleri de bakıyor. Bir şartla. Adam böyle tamam mı? Bir şart. Nedir dedi şartım. Dedim bir daha bir Müslümana yapmayacaksın. Söz dedi. O zaman helal ettim. Dediğim anda ne yaptı biliyor musun? Helal olsun deyince of be. Nasıl yandı? Çünkü Müslüman. İştahını yakıyor. Tamam. Evde de öyle yapıyoruz. Sonra pişman olmuyor muyuz? Yaptığımız böyle yanıyoruz. Peki, iman
her şeye derman. Bu sıkıntıların çözümü imanınızı arttırın. Allah Resulü de öyle diyor. Ceddüdü imanekum bila la ilahe illallah. İmanınızı arttırın. Psikolojik hastalıkların çaresi imandır. Ailedeki huzursuzluğun çaresi imandır. Kul hakkının çözümü imandır. Akıl kalp çatışmasının çözümü imandır. Evet isteyip de dünyada yok çözümü imandır. İman arttırmak lazım. İmanı arttırmanın en büyük sebebi de eylem değildir, terktir. Terkler. Terkin de kolayı gençler hepinize söylüyorum. Bir sürü şeyim var. Yaptıklarımı nasıl terk edeyim? Sakın hepsine dokunma. Bugüne milat koy. Bir tanesini, sen en çok rahatsız edin, bir tanesini sana bir sene mühlet. Onu terk et bir sene. Diğerlerini yap. Bir tanesini terk et. Her sene bir tane terk et. Her sene bir tane. Ama en can alıcı bir taneyi seç. Ben bir tanesini söyleyeyim size. Haber ve televizyon dinlemekten terk et. Bir sene tamam bunu terkle uğraş. Ha? Ve ona ait misalim şu. 7 dakikalık bir video izleyip o videonun yaptığı ruhsal tahribini tamir etmek için 7 saat Kur'an okusan tamir edemezsin. 7 dakikalık, 5 dakikalık bir küçük videonun yapmış olduğu tahribi tamir edebilmen için 7 saat Kur'an okusan tamir olmaz. Ruhun çizildi bir kere. Sevabın olur. Oradan aldığın günah 5. 7 saat Kur'an okur şöyle yaptım 5 milyon sevap. Evet sevabın çok olur. Ama ruhtaki o çizik gitmez. Ya Hazreti Ömer'in sözüyle bitiriyorum radıyallahu anh. Yani şimdiki tabirle 10 dakika diyor demek istiyor. 10 dakika bir günah yapıp 10 sene onun tövbesiyle meşgul olmak olur mu diyor. Değil mi? 10 dakika günahın tövbesiyle 10 seneden beri fazla meşgul oluyoruz değil mi sen de ben de. O kadar da uğraştığımız halde tövbe kabul olduğundan da şüpheliyiz. Bilmiyoruz. Ama geri dönmesek inşallah Allah tövbeyi kabul ettiğine de ümitliyiz. Ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ma selavat.